Merhabalar, Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün ayva reçeli yapacağım. Bahçemden topladığım ayvalarım var. Bunları öncelikle reçelimi yapımına kabuklarını soymakla başlayacağım. Bu şekilde bir soyacak yardımıyla ayvalarımı kabuklarını soyuyorum. Tamamını almayacağım çünkü ayva kabuklarının çok faydalı olduğunu biliyorum. Reçelde de hiç fark etmez. Bu şekilde alacalı bir şekilde soyuyorum. Ayvalarımın kabuklarını ben iyice yıkadım. O yüzden kabuklarıyla yapmamda bir mahsur yok. Tabii ayva çekirdeklerini de atmayacağım. Ayva çekirdeklerini de ayırıp reçelimin içine koyacağım renk vermesi için. Ayvalarımın bazılarının içi biraz geçmiş. Bakalım ne çıkarsa. Ayva kabuklarını atmayacağım. Kurutup kış çayı olarak tüketeceğiz. Gribe karşı çok iyi geliyor. Çok faydası var. Bunları ben bu şekilde tepsiye koyuyorum. Kuruduktan sonra elma kabuklarıyla beraber çayını yapıp içiyoruz. Ayvalarımı soydum. Şimdi dilimleyeceğim. Çekirdeklerini içinden alıp bu şekilde. Ben bunlara limonlu su hazırlamıyorum. Öyle delildiği gibi kararmıyor. Daha da aksine kızarıyor. Reçelinizin daha çok kırmızı görülmesini sağlıyor. Kısa zaman içinde o kadar da çabuk kararmaz. Bu şekilde çekirdeklerini alacağım. Hem reçelinizin daha kıvamlı olmasını sağlıyor. Hem de kaynarken reçeliniz yavaş yavaş kıpkırmızı bir renk alıyor. Bu şekilde irilerini topluyorum. Ve reçelimi kaynarken içine bırakacağım. Ayvanızın çekirdek yataklarını güzel ayıklayın. Sertlik kalmasın. Kaynarken oraları fazla yumuşamıyor. Evet, ayvalarımı soydum, bitirdim. Dilimledim. Şimdi tekrar yıkadım. Ve bu şekilde küp küp doğruyorum. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. İster daha küçük, ister bu şekilde küp küp doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Bu şekilde doğruyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde küp küp doğruyorum. Şimdi ayvalarımın hepsini bu şekilde bitireceğim. Evet arkadaşlar, ayvalarımı tencereme aldım. Görmüş olduğunuz gibi küp küp doğradım. Şimdi üzerine 3 litre ayvamı tarttım. Tam 3 güne 200 gram geldi. Üzerine basacak şekilde, üzerine çıkacak şekilde 3 kilo ayvaya 3 litre su dökeceğim. Çünkü ayva sert bir meyve olduğu için akşamdan şekere de yatırsanız fazla suyu çıkmıyor. Bu yüzden suyunu bu şekilde koyuyoruz. Tam yeterli oluyor.
Şimdi ayva reçelimizin ölçüsü 3 kilo ayva, 1 kiloya 1 kilosu, 750 gram da şeker koyuyoruz. Tam denk geliyor. Ama arzuya göre tabii 1 kilo ayvaya 1 kilo şeker de koyabilirsiniz. Eğer mutfağınızda tartı yoksa bunu 1 kap ayva, 1 ölçü ayva, 1 ölçü de şeker şeklinde kullanabilirsiniz. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Ve bu şekilde şekerini koymadan kaynama noktasından sonra tam yarım saat ayvalarım yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Ayvalarımı yumuşayacağını düşünmeyin sakın. Şekerini ilave ettikten sonra tekrar kendini toparlıyor. Evet arkadaşlar, tencerem kaynadı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi böyle bir süzmeye çekirdeklerini, ayvamın çekirdeklerini de koydum. İçine bırakıyorum rengini vermesi için. Ve şimdi altını kısacağım. Yaklaşık yarım saat kısıkta bu şekilde ayvalarım pişecek. Evet, tencerem tam yarım saatten beri kısıkta kaynıyor. Şimdi şekerini ilave ediyorum. 3 kilo ayvam vardı. 2 kilo 250 gram. 2 kilo 250 gram da şekerimi ilave ettim. 1-2 tur bu şekilde karıştıracağım şekeri erisin diye. Şekerini ekleyince kaynaması durdu. Şimdi kaynaması tekrar başlayınca tekrar süre tutacağım. Kısıkta kaynamaya bırakacağım. Bu aşamada ben içine bir tane de çubuk tarçın ekleyeceğim. Çok hoş bir aroma katıyor ayva reçeline. Ama dileyen içine tarçın koymayabilir. Hatta içine varsa 1-2 tane karanfil de koyabilirsiniz. Evet, şimdi kaynamasını bekliyorum. Şimdi reçelim kaynamaya başladı. Ve ben bunu bu şekilde tam yaklaşık 2 saate yakın çok kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum ki ayvanın çekirdekleri yavaş yavaş da rengini versin. Evet. Şimdi reçelimi kaynamaya bırakıyorum. Evet, reçelim tam 1 saate yakın kaynıyor. Şimdi bu aşamada ben bir tatlı kaşığı tereyağı ilave etmek istiyorum. Çekirdeklerim rengini vermeye başlamış. Kıpkırmızı nar gibi olmuş. Bakın, orta ateşte kaynadığı için köpük oluşmamış bile. Tarçının da kokusu gelmeye başladı. Evet, şimdi bir saat daha kaynaması gerekiyor. Evet, bakın kaynama derecesi tam bu şekilde olacak. Hatta biraz daha açabiliriz. Evet. Şimdi bir saat daha kaynasın. Evet, reçelim olmaya başladı. Şimdi altını kapatmadan 10 dakika önce kadar 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum ben. Yoksa tabii limon tuzu da ekleyebilirsiniz, 1 çay kaşığı. Reçelimizin olduğunu nereden anlıyoruz? Kaynaması biraz daha büyük büyük atmaya başlıyor. Bakın, daha yoğunlaştı. Zaten reçel olduğunu kendisi söylüyor. Evet. Bir 10 dakika daha kaynamaya bırakıyorum. Reçelim yaklaşık tam 2 saat kısık ateşte, yarım saat şekerini koymadan önce, 2 saatte şekerini koyduktan sonra sürede kaynadı. Şimdi altını kapatıyorum.
Evet, reçelimi kavanozlarıma boşaltmaya başladım sıcak sıcak. Kapağını sıcakken kapatacağım ve vakumlanmasını sağlayacağım. Bu şekilde birkaç yıl muhafaza edebilirsiniz. Hiç bozulmadan. Kapaklarınızı mutlaka yeni kapak kullanın. Riske atmayın reçelinizi. Evet. Rengi de şahane olmuş görmüş olduğunuz gibi. Tam kıvamında. Bu şimdi bir gün sonra biraz daha soğuduktan sonra biraz daha yoğunlaşacak. Şimdi biraz daha sulu gibi görünse de ben bir gün dinlenmiş halini tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, reçelimin bir gün sonraki halini de göstermek istiyorum size. Bakın soğuduktan sonra biraz daha kıvam almış. Rengi de tamamen kendi çekirdeklerini verdiği renk. Hiçbir gıda maddesi, katkı maddesi yok. Bu güzel tarifi mutlaka denemelisiniz. Benim ayvalarım tam 3 kiloydu. 6 kavanoz reçelim çıktı. Bir de bu görmüş olduğunuz reçelim çıktı. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.